olumlara odaklandıktan sonra işte haber geldikçe ilerleyen dakikalarda evet. Bunlar konuşulacak zaten. Murat, omuzlarda götürülen o televizyonun açıklaması yok. %100 ortada, bunu herkes görüyor. Evet. İşte o yağmacılar deprem bölgesinde yağma alarmı vardı. Yani bu kadar şeyin üzerine bir de yağma alarmı vardı maalesef. Kepenkler, kapılar kırıldı, raflar boşaltıldı. Millet can, bazıları ise mal derdindeydi maalesef diyoruz. Hepsini içer. Bu kadar mı fırsatçısınız ya? Yazık, yemin ederim yazık ya. Buyurun. Utanmazlar, sabahtandır çete kurmuşlar burada. Çete. Esnafın dükkanını yağmaladılar. Ben getirdim, lanet olsun. Hayır. Abi. Ne yapıyorsun? Sen. Haydi. Kepenkler, kapılar kırıldı, raflar boşaltıldı. Kaçıyorlar bakın, yağmacılar şu anda İskenderun'da kaçıyor. Abi yiyecek misiniz onu? Abi onu yiyecek misiniz? Yiyecek misiniz? İddiaya göre bazı yardım kamyonları yağmalandı. Herkes can kurtarma derdindeyken ahlak yoksunu bazı fırsatçılar mal derdindeydi. Ben herkesi çekeyim de. Hadi, hadi götürün, hadi. Götürün ya. Hadi. Hadi. Al şunu. Al tabii. Alıp beni yiyecekler. Ondan korkuyorum. Beni yiyecekler, yemin ediyorum bak. Sizin yaptığınız şerefsizlik. Başkan gidin. Delikanlı. Haramdır, yapmayın bunu. Bak çadırlar var orada, çadıra gidin, olmaz. Yağma ediliyor. İnsanlar kıtlıkta çıkmış gibi araçlara binip kaçıyorlar. Yaşanan insanlık dışı manzaraya tanık olanlar çileden çıktı. Hepsi Suriyeli. Bak yağmalılar, arabayı yağmalılar. Bunlara iyilik mi yarar? Bunlara iyilik mi yarar bunlara? Devlet çalışıyor, bunlar çalıyor. Alan da oradan ayrılmıyor. Arkadaşlar nasıl insansınız siz ya? Bu utanmaz adam yiyecek içecek değil, televizyon çalmanın peşindeydi. Sizin yaptığınız şerefsizlik. Başkan gidin. Televizyon çalıyor. Arabaları alıyorlar. İhtiyaçları olan şeyleri almak yerine millet televizyon ya. Evet. Biz soruyoruz ki abi diyoruz, nereye götürüyorsun? Kaynanama hediye. Ya evi yok, evi insanların evi yok, sen televizyon derdindesin. Bu fırsatçılar marketten çamaşır makinesi çaldı. Abi yiyecek misiniz onu? Abi onu yiyecek misiniz? Yiyecek misiniz? Üstelik çocukları bile o suça alet ettiler. Yazık günah ya. Yazık günah ya. Ablacığım kimse aç değil. Şu an bu bir talandır, yani yazık günahtır. İki yağmacı kendilerini uyaran depremzedelere saldırmaya kalkıştı. Ben getirdim, lanet olsun. Hayır. Abi. Ne yapıyorsun? Sen durun. Kes. Ayakkabı, salça, ne buldularsa almışlardı. Utanıp sıkılacakları yerde üste çıkmaya çalıştılar. Size lanet olsun. Basta git. Daha ağlıyor. Yüzsüz. Basta git. Gideceğim. Allah git. Gidecek. Sizi bulacağız. Bugünler geçecek. Bugünler geçecek. Deprem bölgesinde yağmanın bir başka görüntüsü. Marketin içerisi burası, her yer talan edilmiş, içeride tek bir ürün bile kalmamış, her şey alınıp çalınmış. Gaziantep'te bu yağmacı suçüstü yakalandı. Jandarma kaçmasına izin vermeden yaka paça gözaltına aldı. Bu yağmacı boş evlere girmeye çalışırken yakayı ele verdi. Ben de buralıyım, etiket etmem. Hırsızlık ben. Kur'an patlatmıyor muyum lan? Allah abi, kapıdayım, zorladın mı? Öyle yapmayın ya. Bir hoca marketin önüne gitti, yağmacıları uyardı. Olmaz, haramdır, bırakın onu ya. Delikanlı. Haramdır, yapmayın böyle. Kimi umursamadan çalıp gitti. Bu adamsa çekim yapıldığını fark edince elindekini yere attı. Haram. Haram, bırak. Lan haram olmaz, yiyemezsin. Bak çadırlar var orada, çadıra gidin, olmaz. Yardım tırlarının üstüne tırmanıp tartışanlar bile vardı. Ne yapıyorsunuz abi? Bugün de yapmayın.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler herkesi utandırdı. Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun. Bu kadar mı acımızdan öldünüz? Yazık. Bu kadar mı fırsatçısınız ya? Yazık, yemin ederim yazık ya. Yazık yani, yazık. Bunların hepsi polisin eline geçecek. İyinin ve kötünün çok acımasız ve buz gibi bir şekilde açığa çıktığı anlar bunlar. Bu kadar mı açsınız? Orada yemek dağıtılıyor. Gidin oradan yiyin. Siz burayı neden talan ediyorsunuz diyenler var. Elinde televizyon götüren var. Bir buzdolabı gibi bir şeydi galiba. Onu tam anlayamadım. Abi bu yeniyor mu? Bunu mu yiyeceksiniz deyince bu yenmez ki diyen biri var. Yani bütün bunları anlamlandırmak zaten söz konusu değil. Vallahi görüntüler gün gibi ortada. Suriyeliler ya da değil. Yani bilemem ama ortada ciddi bir acı var. Böyle bir acı varken böylesi bir fırsatçılığın ortaya çıkması gerçekten üzüntü verici. Hem Suriye halkı için, yani Türkiye'mizde barındırdığımız, onlara el avuçu açtığımız, ekmek, daha doğrusu ekmek verdiğimiz, iş verdiğimiz, aynen ev öyle, verdiğimiz, sığındırdığımız daha doğrusu bu aynen kardeşlerimizin öyle, bu şekilde yani her birini tabii topyekün bir anlayışla değerlendirmek istemem, evet, ama her millette olduğu gibi onlar da böyle yediği ekmeğe ya da kaba tüküren insanlar diyorum. Böylesi şeref yoksunu insanlar maalesef söz konusu. Topyekün bir anlayış, dediğim gibi hani hem bir taraftan yağmacılık ya da fırsatçılık diyebiliriz ama bir taraftan da gerçekten ihtiyacı olan insanlar olabilir. Ki geçen dün de okudum sevgili hocamız Profesör Adem Sözler'in, ki kendisi ceza hukukçusudur. Evet. Attığı bir tweet önemli. Bu yağmacılık, evet, değil birçoğu diyor. Deprem bölgesinde ağır ve acil ihtiyacı karşılamak için kendisi veya diğer insanlar için marketlerden yiyecek içecek almak zorunluluk hali olabilir diyor. Evet. Dolayısıyla bir taraftan da ama tamam bu güzel zaten ama bir taraftan da yardımlar karşısında yardımları yapan adam tıra çıkıyor ve oradaki tır, bak işte görüyorsun, evet, yani burada artık bir sorgulamak gerekiyor. Organizasyon diyoruz ama vatandaşlarımızın, hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hem Suriye vatandaşının, belki zamanla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştur, bu şekilde yaptığı organizasyonsuzluğa karşı bir maymun iştahlılıkla, bu şekilde bir fırsatçılıkla yol alması Burak, son derece içler acısı bir durum. Ben gerçekten bunu eğer o zihniyetle yapan bir insan varsa ardamarı çatlamış, insanlık, hak, hukuk, vicdan, hiçbir duygusu olmayan, hiç bu mertebelerde olmayan bir şeylerden bahsediyoruz. İnsan vasfından bahsetmiyoruz orada. Bu diğer kısımda söylediğim çok önemli. Bu gibi durumlarda yapılan yardımlaşma ve mecburiyetten doğan, alınan bir takım belki oradaki ürünler, işte o köy yerlerine ulaşamayan, tabii, belki o yardımların, tırların olduğu yerlere ulaşamayan bölgelerdeki, belki hasta yatalak olanlara alıp götürülen, tek bir arabası olup bir köy köy dolaşıp dağıtanlar var. Bunlar da olabilir. Yani ben ne kimsenin günahına girmek lazım, ne haram yemek lazım. Ama yani hani bir taraftan da bu çekilenler gün gibi ortada olduğu için burada da suçtur bu. Depremdeki ihtiyaçla ilgisiz maddi çıkar amaçlı fiillerdir. Hukuk hocaları gibi konuştum belki ama işte burada da en ağır cezayı da alması gerekiyor bu zevatın.